Sen kime süt bebesi diyorsun oğlum? Abi. Sana diyorum oğlum. Yavaş gel. Sınıflara sen kal yakış. Evet hocam. Adın ne senin? Mert Yılmaz. Babam bir oğlu olduğunu biliyorum. Bilse gelir mi diye soruştum. Sen gelir dedin. Babam benim. Babalar evlatlarını ortada bırakmaz. Bir yolunu bulur. Mutlaka sonunda gelir dedin. Dağları aşar yere gelir babam. Konuşunca çok şey güzel. Sen soracaksın, ben cevaplayacağım. Bugün öğrenci olan benim. Aklından gönlünden geçen ilk soruyu sen sormadan ben cevaplayayım. Bilmiyordum. Bundan sonra sorularımın cevaplarında doğru yanlış ne varsa her şeyi bilmek istiyorum. Beni ne zaman öğrendin? Annen geldi. Oğlunun yaşamak için sana ihtiyacı var dedi. O gün öğrendim. Donör olmanı mı istedi? Ben hayatımda bu kadar acılı, bu kadar kederli birini görmedim. Korkmuş. Çok korkmuş. Korkma dedim Derya. Korkma. Başaracağız. Yeneceğiz o melun hastalığı. Korkma oğlum, tamam mı? Sakın korkma. Sade hocamın her sözüne inanırım. Sözü kanun gibidir. Yerine getirir. Sana inanabilir miyim baba? Bundan gayrı. Peki ne oldu? Yollarınız niye ayrıldı? Derya Yılmaz bana yalnızdım, tek başımaydım, çok çaresizdim dedi. Niye bunları hissetti? Sizinkisi mecburi bir ayrılık mıydı? Yoksa Derya Yılmaz senin için bir gençlik hatası mıydı? Ben bir gençlik hatası mıyım? Hayır. Derya benim gençlik hatam değildi. Bunu söylemek büyük haksızlık olur. Sevdin. Sevdim. Çok sevdim. Günlüğünde okumuştum. Emin diye birinden bahsediyordu. O sendin. Bendim. Emin Güngören. Çok sevmiş. O da seni çok sevmiş. Ya sevdim madem, niye çekip gittin? Onu korumak için. Kimden? Kendimden. Kendimden. Benim vesilemle başına gelebileceklerden korkup çekip gittim. Peki.
zeki bir oğlun olduğunu bilseydin yine de gider miydin? Giderdim. Bin kere giderdim. Zarar gelmemesi için oğluma. O pis, kokuşmuş, karmakarışık dünyadaki dertleri halledip gelirdim. Yalnız bırakmazdım evladımı. Büyüyüşünü izlerdim. İlk adımını, ilk baba değişini, ilk okula gidişini, ilk bisiklete binişini. Seni yalnız bırakmazdım. Peki baban, yani dedem, babaannem onlar yaşıyor mu? Babaanneni toprağa verdim. Allah rahmet eylesin. Akbüleli neneciğim benim. Bir gün mezarına gideriz. Çiçek ekeriz. Baba oğul beraber. Allah rahmet eylesin. Amin. Dedeni... Deden meçhul. Bir gün çekip gitmiş, bir daha da gelmedi. Nerededir? Ne yapar? Kim nedir? Bir ailesi var mı? Bir evladı var mı bilmem. Bunların hepsini konuşacağız. Peki. Bunca zaman neredeydin? Nerede yaşadın? Yani öğretmendin. Tayinin mi çıktı buraya? Nasıl oldu? Hayat beni oradan oraya sürükledi. Tayin de diyebiliriz. O şehirden o şehire. O diyardan bu diyara. Sonra buraya geldim işte. Bu okulun kapısından girdiğimde burada oğlumla karşılaşacağımı bilmiyordum. Kader, burada tanışmak varmış. 17 sene sonra. Hep beraber bu hastalığı def edeceğiz. Sakın korkma oğlum. Sen benim oğlumsun. Benim oğlumsun. Seni hiç kimse, hiçbir hastalık benden alamaz. Hiçbir hastalık. Sakın korkma oğlum. Sakın.